el birliğinde her şeyi bulmak mümkün sevgili izleyiciler. Şimdi tavuk ve horozların yanına gidiyoruz. Bakalım bugünkü taze yumurta var mı yok mu anlayacağız. Tabi Arzu besliyor yumurta almak için. Arzu ne yapıyorsun Arzu? Aa, besliyorsun yumurta almak için. Ay beslemem lazım. Ya hazır. Niye böyle yapıyorsun ya? Yapma hayvancıklarıma. Biraz da yapma, şöyle olacağım. Besleyelim onları güzel güzel. Sonra onlar bana güzel güzel böyle taze, doğal yumurta verecekler. Hanginiz yumurta vereceksiniz? Ben yumurtalarını alıp gireceğim. Sonra yiyeceğim onları bak, tek bak, tek. Bak 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 dillerini alacaksın Arzu. Çift sarılı yumurta. Gördün mü? Gel diyeceksin, gel. Arzu yumurta var mı? Gel. Öyle diyeceksin, olmaz öyle. Gel. Duydun mu bak, böyle demen lazım. Gel. Tabii, nazik, kibar. Öyle demen lazım, öyle gerekiyor. Gel. Benim efendim. Hadi tamam, hadi. Hadi tamam. Şive değişiyor mu? Hadi doğurma zaman, hadi gidin bakalım. El birliği çekimlerimiz devam ediyor sevgili izleyiciler. Şu an Elbeyli Belediye Başkanımızın yanındayız. Yalnız başkanımız bir plaket ödül töreni var. Başkanımızdan başkanımıza daha doğrusu şu an sunuluyor. Evet. Sizi bir tanıyabilir miyiz öncelikle? Berivan Algan, Dirleşik Gençlik Derneği'nin genel başkanıyım. Peki başkanım, Süleyman Başkanımıza bu plaketi vermemizin anlamı nedir? Süleyman Başkanımız önemli bir yerde belediye başkanlığı yapıyor. Başarılarını da takip ediyorduk. Burada 15 Temmuz anısına dik durduğundan dolayı bu plakete layık gördük ve kendilerini İstanbul'dan gelerek ziyaret ettik. Başkanım tebrik ediyorum. Teşekkür ederim ben de Berivan Hanım'a. Berivan Hanım'ın çalışmalarını ben de takip ediyorum yakinen. Kendisi dik duran belediye başkanlarımıza, mülki amirlerimize böyle bir plaketi vererek bizleri onurlandırıyor. Ancak biz kendisinin de bu çalışmalarını takdirle izliyoruz. Teşekkürlerimizi sunuyoruz kendisine. Çünkü bizleri onur ediyor bu ve bizlerin dik kalmasını sağlıyor. Çünkü önemli bir süreçten geçiyoruz. Elbeyli de önemli bir yerde. Şu an BAP operasyonunun yapıldığı bölge burası. Bugün de yine 5 şehidimiz var. Şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Ancak barış için savaş mantığıyla oradayız. Biz huzurun temini adına Suriye'deyiz şu anda. Ülkemizin sıkıntılı bir süreçten geçtiği bu evrede, bu coğrafyada en büyük sıkıntıyı Elbeyli yaşıyordu, Kilis yaşıyordu, Gaziantep yaşıyordu. Bu yöre yaşıyordu belki. Ancak bugün bu sükunet varsa askerlerimizin orada bu mücadelesi neticesinde bu insanlarımız burada rahat oturabiliyor. Nihayetinde de hududumuzu koruyan askerlerimiz bizim göz bebeğimiz, vatanımız, memleketimizin. Berivan Hanım da bunu canlı tutmak adına memleketi karış karış geziyor. Kendisine de ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Çünkü bu moral ve motivasyonu artırıyor aynı zamanda. Zehirin şifası, süt ile incir, ellerim kelepçe, yüreğim zincir. Sen de biraz naz ediyorsun ama yine de bana gönlün var gibi gibi. Yüzüme karşı git diyorsun ama sanki gözlerin kalmış. Oğuzhan programı devam ediyor sevgili izleyiciler. Bu haftaki durağımız Elbeyli Belediyesi. Elbeyli Belediye Başkanı Süleyman Şimşek var. Başkanım merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. Sizler nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkürler, sağ olun başkanım. Allah'a emanet olun. Başkanım, öncelikle Süleyman Şimşek kimdir? Ve Elbeyli için neler yaptınız? Kaç yıllardır Elbeyli'de görev yapıyorsunuz? Evet. Biraz sizden dinlemek istiyoruz. Evet. Öncelikle ayaklarınıza sağlık. Tabii Elbeyli
artık son günlerde isminin çok duyulduğu, medyada çok duyulduğu bir ilçemiz oldu. Çünkü malumunuz BAP operasyonları Elbeyli'den yapılıyor. Buradan gidip geliyor. Az önce sizler de şahit oldunuz. İşte ambulans sesleri falan. Bizler de hem bu operasyona destek olmak adına belediye olarak hem de halkın moral ve motivasyonunu yüksek tutmak adına belediyecilik hizmetlerini devam ettiriyoruz. Benim birinci dönemim. Arzum'da öğretmeniyim bu arada, onu da söyleyeyim ben. İlk dönemim benim. Öğretmenim, eğitimciyim. Bu dönem nasip oldu. Belediye başkanlığı koltuğunda oturduk. Rabbim hayırlı hizmetler nasip etsin. Bu anlamda halkın yaşam kalitesini yükseltmeye dönük çalışmalar yapıyoruz. Elbeyli 2000 nüfuslu, sınırda olan kilisin nüfus olarak, merkez nüfus olarak en büyük ilçesi. Gaziantep'te kilis arasında bir yere sahip. Daha önceden herhangi bir çalışma yapılmamış. Çünkü birçok bu beşinci dönemimiz bizim. Ama birçok hizmetten mahrum kalmış. Biz geldikten sonra ivedilikle bu hizmetlerin neler olabileceğini düşündük. Bir plan programı yaptık. Ve en başta işte gelir gelmez kanalizasyon hizmetlerine girdik. Çünkü kanalizasyon yoktu. Yaklaşık 20-25 yıldan beri ilçe, 95 yılında ilçe oldu burası. O zamandan beri bir altyapı çalışması olmamıştı. Gelir gelmez öncelikle onu yaptık. Daha sonra işte sıcak asfaltlarla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden de Bakan Hanım'dan da teşekkür ederiz ayrıca kendisine, bize bu desteği verdiler. Asfalt çalışmalarını yaptık. Bununla birlikte kaldırım çalışmalarını, yaklaşık 8000 metrekare bir kaldırım çalışması yaptık o sırada. Çocuklarımızın eğlenebileceği, oynayabileceği parklarımız yoktu. Mesela şu an güzel parklar oluşturduk. 3 tane parkımız var. Vatandaş işte taziye evimiz yoktu. Gaziantep'te görüyorduk Şahinbey'de böyle insanların cenazeler olduğunda gidip oturabildikleri. Evleri belki müsait değildi. Ancak o sosyal tesisler çok önemli hizmetler görüyor. Biz de burada o eksikliği gördüm. Bir tane taziye ev yaptık. Şimdi insanlarımız Allah geri gitmesin, ancak çok amaçlı kullanılabiliyor. Orada işte halk eğitimin, Kur'an kurslarının yapılabileceği bir alan orası. Daha çok vatandaş taziyesini orada kabul ediyor. Bununla birlikte ilçemize gelebilen işte yabancı misafirlerimizin kalabileceği otel yok ilçemizde. Kalabilecekleri bir misafirhane yaptık. Yabancı misafirlerimiz geldiğinde, şu an çünkü ilçe hareketli, gelen giden bayağı oluyor. Bir misafirhane yaptık. Mezarlık hizmetleri hiç yoktu Elbeyli'de, ama biz şu anda A'dan Z'ye tüm cenaze hizmetlerini veriyoruz. Mezarlıklarımızın düzenlemesini yaptık. Adeta park haline getirdik mezarlıkları. Çevre düzenlemelerini yaptık. İçini dizayn ettik. Şu an morgumuz çalışır vaziyette. Kefeninden her türlü hizmetlerine kadar, işte mezar yerini ne bileyim ücret almaksızın vatandaşlarımıza bu anlamda da hizmetler veriyoruz. Çünkü vatandaşlarımız burada dar gelirdi insanlar burada. Bizler de destek oluyoruz. 2016 yılında, geçen yıl yaklaşık 10 bin ağaç diktik biz ilçeye. Gaziantep yoluna, kilis yoluna. Çünkü kilis yolumuz genişledi, yapıldı. Onu etrafını güzel ağaçlandırdık. Refüj çalışmaları yaptık. Gaziantep yolu bu sene yapılıyor. Nisan ayında inşallah asfaltı dökülecek. Onu da Gaziantep'e doğru ara ara çeşitli güzellikleri olan ağaçlar dikerek ilçenin girişine de bir görünüm kazandırmaya çalışıyoruz. Araç parkımız çok eskiydi. Daha önceden burada İşte bir traktörle çöpler toplanıyordu. Yarım kesilmiş bidonlarda toplanıyordu. Çok ilkel koşullardaydı. Ama biz geldikten sonra Çevre Bakanlığı'ndan aldığımız çöp toplama aracıyla şu anda işte yaklaşık her mahalle yeteri kadar çöp konteynerleri koyarak vatandaşımızın çöpünü her gün düzenli olarak alıyoruz. Bu hizmetleri de veriyoruz. Araç parkımız yenilendi. Bununla birlikte işte kepçelerdi, efendim iş makineleriydi. Bunlar da yeniledik. Araç parkımızı da zenginleştirdik.
Sosyal konutların yolu çok kötüydü. Yani henüz böyle asfalt yoktu. Akdeniz mahallemiz var bizim. Akdeniz çiftliği dediğimiz mahallemiz var. O mahallemizin de yollarını asfalt yaptık. Yukarı mahallenin yollarını asfalt yaptık. İçlerini kilit taşıyla döşedik. İnsanlarımız artık çamura basmayacaklar en azından orada. Çocuklar okula gelirken rahat bir şekilde gidip gelecekler. Araçlarıyla bile gidilebilecek durumda değildi. Şu an çok şükür onları halletmiş durumdayız. İlçede bir tek bir camimiz vardı. Merkez camimiz. Çok eski, bakımsızdı. Şu an onun etrafını tamamen açtık. Peyzaj düzenlemesini, peyzaj çalışmasını yaptık. Çevre düzenlemesi çok güzel oldu. Çalışmalar da devam ediyor. İnşallah baharla birlikte merkezde bulunan o güzel camimiz güzel bir görünüm kazanacak. Demin de bahsettim, ilçemizdeki insanlar burada işte sanayi şehri değil, sanayimiz yok, efendim iş alanlarımız yok. Ancak gençlerimizi, insanlarımızı burada yaptığımız toplum yararına çalışma projeleriyle, İşkur destekli bu projelerle insanlarımıza istihdam oluşturmaktayız. Şu anda halen devam eden, belediyemizde çalışan 75 kişi yaklaşık bir gencimiz buradan işte evine ekmek götürüyor. Akşamları tenceresi bu şekilde kaynamış oluyor. Bu projelerde yine devam ediyor. Sanırım önümüzdeki ay yine yaklaşık 100 kişilik bir alım yapacağız. Bu da ilçemiz insanlarına sunduğumuz hizmetlerden bir tanesi. Bir tanesi. Bunu da evet gençlerimize buradan da bu müjdeyi de vermiş olalım. Geldiğimizde yine demin bahsettiğim gibi ilçemiz böyle çok gelişmemiş, işte bakımsız, hizmet almamış bir yerde. Bu anlamda siyasilerimiz de bizlere destek oluyorlar. Gerek milletvekillerimiz, gerek işte Kilis Belediye Başkanımız, Gaziantep Belediye Başkanımız, il teşkilatımız bize desteklerini esirgemediler, sağ olsunlar. O günden beri hummalı bir çalışma içerisindeyiz. Milletvekillerimizin verdiği destekle de projelerimize destek veriyorlar. Ankara ayağında bizlere destek veriyorlar. Bizler de tabii çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 40 yılda bir gelir barış gibisin. Sen de biraz naz ediyorsun ama yine de bana gönlün var gibi. Yüzüme karşı git diyorsun ama sanki gözlerin kal der gibi. İlçemizde TOKİ yok. Mesela memurlarımız burada kalmıyorlar. Genel Gaziantep'e, kilise gidiş geliş yapıyorlar. Bu hem o memurlarımıza bir eziyet oluyor. Günün bir saatini giderken, bir saatini gelen ölü saatler oluyor bunlar hayatlarında. Daha verimli olabilmeleri adına ilçeye TOKİ çalışmaları başlattık. Şu an ya, sanırım önümüzdeki aylarda falan, önümüzdeki belki bir ay içerisinde inşallah resmi işlemleri bitti. İnşallah binalar yükselecek diye ümit ediyorum. Çünkü takip ediyoruz şeyden. Ankara'da da bunları takip ediyoruz. Çoban Bey kapımız çok eskiden burada varmış, çalışırmış. İşte demir yolları da vardı burada. Fakat bir müddet sonra kapandı Çoban Bey kapısı. Belki bununla ilgili hükümetimizin çalışmaları oldu. Burayı tekrar hızlandıralım denildi ama bu Suriye'deki olan olaylardan ötürü tekrar durağan hale geldi. Fakat bu son zamanlarda yine siyasilerimizin de gayretiyle, Sayın Valimizin girişimleriyle Çoban Bey kapısı şu an açıldı. İnsani yardım en azından şu anda gidip geliyor. İleride de inşallah Suriye'deki bu durumlar sakinleşince, durulunca inşallah bunlara ticarete de açılacak. Ticari bir kapı olacak ve ilçemiz o zaman çok daha güzel günler bekliyor ilçemizi. Çünkü ben bakıyorum Suriye bize gülümsüyor. Yani inşallah orada bu savaş bittiği zaman bizim bu bölge müthiş derecede ticaret başlayacak burada. Burası da en münasip bir yer, en müsait yer alan Elbeyli. İşte belki şey tarafı, batı tarafımızda işte PYD'nin bulunması, doğuda PYD'nin bulunması Elbeyli biraz daha avantajlı duruma getiriyor. Burada Türkmenlerin olması dolayısıyla burası daha işler halde olacak. Çoban Bey de o zaman ilçemize bir şey katacak, hız katacak. Evet. Şu anda Havuzuçam'da bir askeri üs yapılıyor. Yine ilçemiz sınırlar içerisinde. O
Havuzuçam'daki askeri tesise de biz yaklaşık 14.800 metrelik bir su hattı çektik. İçme suyu hattı çektik. Projelendirmiştik. Bu hafta yapımını bitirdik. İnşallah oranda suyunu ilçemiz aktaracak. Bu anlamda belediyemizin sunduğu hizmetlerden de birisi olacak. Askerlerimizin en güzel, en iyi şekilde yaşamaları, rahat etmeleri, görevlerini yapabilmeleri adına bizim de katkımız işte. Ne kadar olabilirse o anlamda bizler de katkı sunuyoruz. Yaklaşık 25 bin kişilik biliyorsunuz Elbeyli sınırları içerisinde yine konteyner kentimiz var. Suriyelilerin yaşadığı konteyner kentimiz var. Burada da dünyanın en büyük konteyner kenti bu. Belki çadır kent anlamında dünyanın birçok yerinde büyük konteyner kentler, büyük çadır kentler olabilir ama konteyner kent anlamında şu anda dünyanın en büyük konteyner kenti yine ilçemizde. Buradan günübirlik ilçemize gelen giden Suriyeli vatandaşlarımız oluyor. Bunların da yine işte ilçemize altyapıyı, üst yapıyı kullanıyorlar. Vermiş oldukları bir tahribat söz konusu tabii. Bu anlamda da belediyemizin bütçesi kısıtlı olduğundan ötürü tabii zorlanıyoruz. Yani merkezi hükümet işte Ankara'daki çeşitli bakanlıklarla yaptığımız görüşmeler neticesinde projelerimize destek buluyoruz. İnşallah sesimiz duyulur, daha çok destek alırız. Çünkü Elbeyli kritik bir noktada, kritik bir yerde, güzel bir ilçe, şirin bir ilçe. Her zaman için vatanının bölünmez bütünlüğünü savunmuş insanlarımızla dolu Elbeyli. Yani kardeşliğimiz ön planda. Daha şimdiye kadar Elbeyli'de silahlı öldürme vakası olmamış. Yani Elbeyli böyle barış içerisinde yaşayan bir yer. Sınır komitesine olmasına rağmen olmasına. Barış dolu bir yaşam sürüyor. Evet. Sınır komitesine olmasına rağmen ayrıca başkanımızın desteğiyle motivasyonla meksaklık adına halkımızın tabii etkinlikler düzenliyorsunuz başkanım. Biz Ramazan ayında zaten evet. Şahit olmuştuk. Halkımızın motivasyonla meksaklık adına ilahi kurumu getiriyorsunuz. Evet. Güzel şeyler yapıyorsunuz. Bu anlamda sizi gerçekten kutluyoruz. Başarımızın devamını diliyoruz ve vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Şunları da ilave edeyim ben. Yani siz onları söylerken elbette dediğim gibi burada bir hareketlilik var sürekli söz konusu. Burada halkın moralini yüksek tutmak gerek. Vatandaşımızın moralini yüksek tutmak lazım. Çünkü olumsuz psikoloji ve de olumsuz psikolojisi falan. O anlamda mesela geçen sene bizim yaptığımız sosyal aktiviteler oldu. Urfa'ya işte Balıklı Göl'e. Halfeti'ye biz geziler düzenliyorduk. Bayanlarımızı alıyorduk, buradan götürüyorduk. İşte hafta sonları orada tekne turu yapıyorduk. Kahvaltılarını yaptırıyorduk, getiriyorduk onları. Bu sene inşallah yine o çalışmalarımız devam eder. Bayanlarımızı buradan duyurmuş olalım. Evet, bir iki projemiz daha var, onları da söyleyeyim. Şu anda bitti inşallah, yarından itibaren inşaat çalışmaları başlayacak. Ana caddemizi bir görsel ışık şöleni haline getireceğiz. Kendimizi süsleyeceğiz. Yaklaşık 50 metre aralarla güzel led ışıklarla, perde ışıklarla ana caddemizi yol boyunda yani ilçeye gelen güzel bir görüntü alacak. Elbeyli'yi daha güzel, daha farklı görecekler inşallah. Bir ikinci projem de şu olacak inşallah yakın zamanda bunu da hayata geçireceğiz. Projelendirdik bunu da. Bisiklet yolu ve yürüyüş yolu Gaziantep'ten Gaziantep yolu üzerinde ve kilis yolu üzerinde yürüyüş parkurları oluşturacağız. İnsanlarımızın işte akşamları eşiyle, çocuklarıyla yürüyebilecekleri, nefes alabilecekleri alanlar oluşturacağız. Çocuklarımız işte yine ben bisikletleri getirdik şu an depolarımızda duruyor. Gençlerimizi, çocuklarımızı dağıtacağız onları. O yaptığımız bisiklet yollarında da çocuklarımız, gençlerimiz inşallah hem spor yapacaklar hem de eğlenecekler. Başlığı aynı şekilde spor aletlerimiz bulunuyor. Evet. Gençlerimiz, yetişkinlerimiz için. Ve bunun haricinde şu anda yine bisiklet olarak da ayrıca bisiklet yolları yapacağız hep. Çok teşekkür ederim başkanım. Eğitim ve sohbet oldu. Estağfurullah. Yapılan projeyi anlatmakla bitiremezsiniz. Evet. İlk dönemde başkanımız gerçekten Elbeyli 1995'ten bu yana evet. Elbeyli ilçe biliyorsunuz. Ama ilk dönemde başkanımız Elbeyli gerçekten ilçe konuna ulaşmış bir vaziyette. İnşallah başkanım daha güzel projelerle karşımıza çıkarsınız. İnşallah. Bizler de sizleri ağırlamaktan onur duyduk ve mutlu olduk. Aklımızda buradan güzel müjdelerimizi vermiş olduk. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Tekrardan sizlere teşekkür ediyorum geldiğiniz için.
bütün vatandaşlarımızı saygı, selam ve hürmetle selamlıyor. Yine de bana gönlün var gibi gibi, yüzüme karşı git diyorsun ama sanki gözlerin kal der gibi gibi. Kimse sevemez benim gibi seni, 40 yılda bir gelir barış gibisin. Sen de biraz naz ediyorsun ama yine de bana gönlün var gibi gibi. Yüzüme karşı git diyorsun ama. Sevgili seyirciler, misafirhanedeyiz. Şu an lezzetlerle buluşmak üzereyiz Arzu. Bu lezzetin ismini biliyor musun? Duydun tabii mu hiç? Tabii ki biliyorum. Elbeyli tavası. Yalnız diğer adıyla karma katma. Mesut abinin tabiriyle öyle oluyor. Afiyet olsun başkanım. Sağ olun, teşekkür ederim. Karma katma tavamız, herkese afiyet olsun. Burası bizim misafirhanemiz. Yemek yerken de konuşturuyorsunuz beni. Yani hiç boş yok. Her yerde evet, oluyor. Evet. Evet, zaten sizin program formatınıza da uygun. Daha önceden lezzet programı yapıyordunuz, yemek programı yapıyordunuz. Olduğu için başkanım afiyet olsun. Teşekkür ederim. Nasıl İlk defa anlatıyorum. Güzel. Karma katma nasıl? Teşekkür ederiz. Çok lezzetli başkanıma. Misafirhanemiz nasıl buldunuz peki? Belediye başkanımızın yaptırmış olduğu bir yer burası. Harika. Teşekkür ediyoruz başkanım. Diğer belediye başkanlarına da seslenelim. Allah çok teşekkür ederim başkanım.